Selam arkadaşlar. Efsane olmuş şarkılar ders serisine hepiniz hoş geldiniz. Yine efsane olmuş bir şarkı anlatımıyla gördüğünüz gibi tekrardan karşınızdayım. Bu derste sizlere Demet Sağıroğlu'nun muhteşem yorumuyla 90'larda hayatımıza giren efsane bir şarkı, Arnavut Kaldırımı isimli şarkıyı sizlere en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan yine şarkı anlatımına bir an önce geçmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi şarkı tabii ki de efsane bir şarkı ama şunu belirtmek istiyorum. Ben videolarda ne çok bağıralım, ne çok da peslere düşelim ve hepimizin de hani konuşma ses tonunda şarkıları yorumlayabilmemiz açısından bu tonlarda akorlar belirlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi yine bu düşünceden yola çıkarak sizler için akorlar belirledim. İlk akorumuz si minör. Mi minör, ikinci akorumuz. La minör, üçüncü akorumuz. Do majör ve re majör. Akorlarımız bunlar. Ritmimiz nedir peki? Ritim şöyle bir şey olacak. Evet, kodlayalım bakalım. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Evet, kolay bir ritim olduğu için bu ritmi seçtim. Dilerseniz bir si minör akoru basalım ve tınlatmaya başlayalım. Bakalım ritim nasıl tınlıyor? Evet, ritmimiz bu şekilde. Şimdi şarkımıza artık çalışmaya başlayalım. İlk satırdan başlayalım. Şarkı diyor ki: Biten sevgilerin ardından. Evet, si minör ve do majör. Şimdi ben size şarkıyı şöyle anlatacağım. Ben buralarda genelde tek vuruşlar yaparım. Size de bu şekilde anlatacağım. Şimdi burada ister telleri yukarı doğru çekebilir, isterseniz aşağı doğru vuruş yaparak, ama kesinlikle vuruşları yaparken şu değil. Bu değil. Bu değil. Şöyle olacak. Tek tek her teli hissederek, her teli tınlata tınlata gideceksiniz. Bakın. Sevgilerin ardından. Geldik mi minöre. İkinci satır. Ağlayamam ben böyle yas tutamam. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa. Evet, harika. Tekrardan alalım ve bu sefer şarkının ikinci kısmına geçelim. Biten sevgilerin ardından. Şarkıyı çalarken ya da yorumlarken özellikle böyle serbest olarak, serbest ölçüde, yani herhangi bir metronom olmadan çaldığımız yerlerde şarkıları uzatabilirsiniz. Bakın şimdi şarkıyı çok rahat bırakacağım. Biten sevgilerin ardından. Gördünüz mü? Çok rahat bırakın şarkıyı. Ağlayamam ben böyle yas tutamam. La minöre geldik. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa. Bakın uzattım, uzatabildiğim kadar uzattım. Şarkıyı yayın. Yani şarkıyı çalarken gitarla bir mücadele vermeyin. Gitarla boğuşmayın. Arkadaşlar arkanızdan kesinlikle ordu kovalamıyor. Kaçmayın yani. Gitarı biraz daha yavaş bir şekilde kullanmaya çalışın. Evet, geldik ikinci kısma. Giden aşklarımın ardından. Yine aynı şekilde sürüklüyorum şarkıyı. Ağlayamam ben böyle yas tutamam.
Her sözde her gözde şefkat arama. Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa. Kısmına geldik. Şimdi en son si minör akorunda kaldık ve vuruş yapacağız ve nakarat kısmına giriş yapacağız. Burada si minör akoru basıyoruz ve şöyle bir vuruşumuz var. Yani aşağı, yukarı, aşağı. Evet, buraları güzelce çalışmanız lazım. Hatta buraları tekrardan başa sarıp izleyebilirsiniz ya da yavaşlatılmış şekilde yine izleyebilirsiniz. Size tavsiye. Daha sonra dün seni gördüm rüyamda kısmına ritmimizle birlikte giriş yapıyoruz. Evet, şimdi çalıyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet, ritmimiz. Tekrardan. Seni gördüm rüyamda. Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah, bir dili olsa da bir konuşsa, anlatırdı masumca seni bana. Evet, harika. Tekrardan alıyorum. Dün seni gördüm rüyamda. Daha yavaş. Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah, bir dili olsa da bir konuşsa, anlatırdı masumca seni bana. Evet, bu şekilde çalmak da biraz tuhaf olurmuş ama devam edelim. Önemli olan burada sizin anlamanız. Tabii ki de şarkıyı yorumlamıyoruz. Bir performans yapmıyoruz arkadaşlar. Sonra nakarat kısmına geldik. Si minörden giriş yapıyoruz yine. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar diyeceğiz. Hadi bakalım. En son nerede kalmıştık? Son satırdan alalım. Anlatırdı masumca seni bana. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Evet, var mı sıkıntı acaba buraya kadar? Tekrardan alıyorum ve ikinci satıra geçeceğim. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı solmalı sevgililer? Şimdi akor değişiklikleri yapabiliriz, oyunlar yapabiliriz. Daha önceki ders videolarında anlatmıştık bunu. Şuradan alacağım. Belki şurada şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın az önce bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader akorlarıyla çaldık. Ama burada re majör yerine la minör de basabiliriz. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Yapabiliriz. Hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Son da böyle mi olmalı solmalı sevgililer. Dediğimiz yerde mesela yine belki la minör yerine, pardon özür dilerim, do majör yerine ilgisi la minör oyunu da yapabilirsiniz. Son kez nakaratı alıyorum ve ders videosunu bitiriyorum. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı solmalı sevgililer? Öpsem bebek gözlerinden çok ağlar.
yıllar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kur gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Evet arkadaşlar, bu dersten de sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılmıştır, faydalı bir ders videosu olmuştur. Sizler için elimden geldiğince en basit ve sade şekilde anlatmaya çalıştım. Videoları beğendiyseniz mutlaka beğenmeden kanalıma veda etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın, hepinize iyi çalışmalar, müzikle kalın.